ben şairim, namus işçisiyim yani. Yepyeni albümüyle Bedirhan Gökçe. ...15 kişilik bayan tasavvuf grubundan ilahiler.
teşekkür ediyoruz. Cuma vakti stüdyoda da kameramanlarımız dışında erkek yoktu. Ne kadar güzel. Hanımlar istila ettik stüdyoyu, değil mi? Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Revnak Kadın Tasavvuf Müziği topluluğu. 15 kişiyiz. Hem sazendeler var, hem hanende mi deniyor size de? Evet. Hanendeler var. Güzel bir konser olacak inşallah. Bugün Bedirhan Gökçe de son albümüyle bizlerle beraber olacak. Kandiliniz mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyoruz. İki cihan güneşi bugün bütün dünyayı aydınlattı. Allah'ın izniyle bugün de biz sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anacağız. Hanımlar çok güzel eserler hazırladı. Devamı gelecek ama bir Revnak hakkında konuşalım mı? Olur mu? Hemen ben size mikrofonu vereyim. Ardından da diğer eserleri peş peşe alalım. Yani hep bayan. Evet. Neyi üfleyen de hanımefendi. Ud'da efendim. Sizinki kemane mi oluyor? Klasik kemençe oluyor. Udumuz, kanunumuz var ve kudüm bu. Kudüm, yanlış evet. Bilmiyorsam. Evet. Kim kurdu? Nasıl aklınıza geldi? Şöyle, ben kurdum. Maşallah. Benim aklıma geldi. Çünkü biz Mevlana Eğitim Kültür Derneği olarak zaten bir erkek tasavvuf topluluğunun kurduğu bir dernekti. Sonra o derneğin içinde ben aslında konservatuarda Türk Halk Müziği bölümünde görevliyim. Branşım Türk Halk Müziği. Dernekte halk müziği çalışmaları başlattık. Bir müddet sonra tasavvufun neden bayanlarda tasavvuf olmasın dedik. Bunun minicik bir hikayesi var, anlatayım mı? Anlatalım da neden hep erkekler bayanlardan da olmuyor muymuş arkadaşlar? Yani olmuş işte. Olmuş değil mi? Çok teşekkürler, sağ olun. Bunun minicik bir hikayesi hadi var. Erkek dinleyeyim. Tasavvuf grubunun çalışmaları sırasında bir bayan geldi. Udi bir bayan. Ud çalıyormuş kendisi. Tasavvuf müziği yapmak istediğini, o yüzden bizim derneğimizi tercih ettiğini söyledi. Bir başka dernekten geldiğini. Fakat o derneğin çalışmaları onun hoşuna gitmemiş. Ben tasavvufu çok seviyorum ve birlikte bu işi yapmak istiyorum dedi. Fakat bizim erkek tasavvuf ekibi kabul etmedi hanımı. Biz dedi hanım istemiyoruz aramızda. Biz sadece erkekler tasavvuf grubu. Fakat tasavvuf grubumuz çok güzel bir ekip. Biliyorum. Hep çoğu radyo sanatçılarından ve konservatuarda öğretim görevlilerinden meydana gelmiş bir ekip. İstemediler. Çok zoruma gitti. Kadın ağlaya ağlaya gitti. Sonra buldunuz mu o bayanı? Bulamadık. O zaman buradan anons edelim. Evet. Adı Uğur ve Udi. Udi Uğur hanımefendi. Gitti hanımefendi. Biz çok üzüldük tabii. Ben kendi adıma konuşuyorum. Çok üzüldüm. Dedik ki bizim bir bayan tasavvufumuz olsaydı o hanım geldiği zaman onu geri göndermeyecektik. Bunun üstüne bu fikir buradan doğdu. Sonra sağ olsun Civan arkadaşımız, Seda arkadaşımız, yani ilk başladığımız ve kemençe çalan arkadaşımız. Üçümüz İlklerdeniz. Maşallah. Yani İlklerden... aslında önce Uğur Hanım'a teşekkür edelim değil mi? O bir kıvılcımı yakmış, ya, doğru, değil mi? Kibriti çakmış. Öyle. Ondan sonra da maaş, ama siz görmeye de bilirdiniz değil mi? Yani tüh evet. Kadın gitti deyip üzülüp kalabilirdiniz. Çok gerçekten çok öyle. Çok güzel. Devam edelim o zaman bence. Devam edelim. Hadi peki. Hadi alkışlar Revnak için efendim.
devam edelim varsa eserler. Düştüm Kabe yollarına diyoruz. İnşallah Kabe yollarına düşmeye niyet edelim. Litlerde değil mi? Evlerdeki organizasyonlarda hep bayanlar söylüyoruz da böyle bir konser edasında çok hoş olmuş. Evet, buyurunuz efendim. Peki. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Beytullah'ı görem diye, taşına yüz sürem diye. Dinliyorum. Çok güzeldi. Öyle mi? Kime ait bu beste? Yazıyor galiba orada değil mi? Güftesi. Ender Doğan. Ne kadar güzelmiş. Makam da çok güzel. Tamam, yani siz başladınız, ben perişan oldum. Biz 30 Mart'ta gidiyoruz inşallah. Allah nasip ederse Umre'ye. Ahmet amca da geliyor eşiyle beraber. Salih Bey de sigarayı bırakırsa geliyor. Sigarayı bırakmazsa gelmiyor. Değil mi Salih Beyciğim? Aşk olsun. Sizi kandırmaktansa diyor gitmemi. Tövbe estağfurullah. Yaradan'dan daha önemli ne olabilir?
Allah-u Teala bize bedenimize emanet etmiş ve ilk önce soracağı şey de oymuş, biliyor musunuz? Yani sana emanet etmiş olduğum bedenine, sağlığına nasıl baktın? Sen gereksiz şeylere kendini üzdün, harap mı ettin? Onların bunların dertlerini üstlendin mi? Sağlıksız zararlı gıdalar yedin mi, içtin mi? Yani önce bu ten bize emanet. En temiz şekilde Allah'ın bana verdiğin o bebekken mis gibi kokan, değil mi, yumuşacık pürüzsüz teni olan bedeni hiçbir zarar göstermeden sana iade ediyorum diyebilmeyi nasip etsin Allah. Salih Bey beni birazcık üzdü. Var mı bir eser daha? Kaç dakikamız kaldı diye şefime sormak istiyorum. Peki size bir tek nasıl ulaşabilirler size, onu da bir söyleyin, olur mu? Teşekkürlerimizi sunalım. Konserlerinizde söyleyin bize, buradan duyuralım lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim Revnak sitemiz var. Sitemizden takip edilebilir. Derneğimiz Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği'nin 336-16-62 telefonumuz. Çok güzel. 5 dakika daha aldık. 5 dakika aldık. Var mı bir eser daha? Ya her şey var da hani ne bileyim, çok kısa demişlerdi bize. Demek ki arkadaşlar telefonlar kilitlendi ki devamını istiyor insanlar. Peki Hicaz yapalım bu sefer de. Esselamı Ahmet Rahman, onu açalım arkadaşlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Revnak grubu yeni üye alıyor musunuz? Bir dakika. İlle sanatçı mı olmak lazım? Konservatuvar mezunu mu olmak lazım? Hayır. Için. Keşke gelseniz aramıza. Ay vallahi gelirim. Şahane Yusuf Hoca'ya olur. Da Yusuf Kavaklı hocama çok teşekkür ediyorum. Onlar vasıtasıyla ulaştık. Peki hadi bismillahirrahmanirrahim. Selam ey Ahmet'im.
aşk ile bugün, değil mi? Değişi veriyor. Daha başka ne işi olabilir ki insanın? Çok teşekkür ediyoruz Revnak Hanımlar Tasavvuf Topluluğu'na. Yeniden bekliyoruz inşallah. Sonunda meramınız aşk, aşkınız baki olsun. Amin. Aşkınız baki olsun. Az sonra aşk şiirleri de olacak, yaradan aşkı da olacak. Belki Belirhan Gökçe ve Meltem Açıker'le devam ediyoruz. Lütfen bir yere ayrılmayın. Teşekkürler hanımlar. Çok teşekkür.